Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakım ürünleriyle ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu videoda anlatacağım ürünlerin hepsini ben yaz döneminde de kullanmaya devam edeceğim. İçeriklerden, ürünlerden memnun kaldığım için derli toplu bir şekilde sizlere de bu ürünlerden bahsetmek istedim. Bu videoda anlatacağım ürünler 200 lira ve bazıları da 150 liranın altında olan ürünler ve zaman zaman yapılan indirimlerle 100 liranın altına bile düştü oluyor açıkçası. Fiyatları uygun ama içerikleri de çok güzel ve etkilerini de gözlemlediğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Bu videoda anlatacağım ürünlerle ilgili herhangi bir sponsorluk bulunmamaktadır. Bu ürünleri zaten çok uzun zamandır kullandığım için objektif yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Zaten geçmiş videolarda da uzun süreli takipçiler pek çok ürünü önceki videolarda görmüşlerdi. Kanalıma yeni gelenler için videoya başlamadan önce abone olurlarsa çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Ve haftada 2 gün çarşamba ve cumartesi günleri saat 8'de yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ben cilt bakım uygulama sırama göre anlatacağım. Sabah ve akşam rutinlerinde farklı ürünler kullanabiliyorum. Sabah rutinlerinde temizlik aşamasını sadece su bazlı bir temizleyiciyle yapıyorum. Daha nazik, daha hassas bir temizleyiciyi tercih ediyorum. Karma ve yağlı ciltliyim ben. T bölgesi özellikle yağlıya dönük olduğu için e, bu tür böyle jel ürünlerle sabahları yüzümü yıkamak bazen çok iyi gelebiliyor. Zaman zaman da cildim böyle çok yağlı uyanmadığım zaman sadece bir suyla da yıkayabiliyorum. Jel temizleyici olarak son dönemde sürekli kullandım. Hatta Instagram paylaşımlarında da takipçilerime sıklıkla bahsettiğim çok sevdiğim bir ürün var. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada da zaman zaman böyle çok güzel indirimler oluyor ve sürekli olarak indirimleri takip ederek sizlere ulaştırmaya çalışıyorum bilgileri. O yüzden Instagram'dan da takip ederseniz uygun fiyatlı ürünlere daha uygun fiyatlı ulaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi yüz temizleme jelini sabahları kullanıyorum. Bu yüz temizleme jelini her sabah kullansam da cildimde bir iritasyon oluşturmadı. Cildimi çok fazla germemesi, pH'ının cildimle uyumlu olmasından dolayı tahriş etmemesi de hoşuma giden bir ürün olduğu için önce temizleme jelinden bahsedeceğim. Mia Clinica'nın hassas ciltler için olan temizleme jeli. Zaten daha önce söylediğim favorilerde bahsettim. Instagram'da da yine dediğim gibi anlattığım çok güzel bir temizleme ürünü bu. Nemlendirici içeriklere sahip olduğu için cildi gergin yaparak temizlemiyor. En güzel tarafı da bu zaten. Sabah ve akşam günde iki kez rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben sabahları da kullanıyorum. Akşamları ya bazı temizleyicinin arkasından da kullanıyorum. Her türlü kullanımdan hiçbir sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Özellikle hassas ciltler, akneye meyilli ciltler, rozalı ciltler de rahatlıkla bu ürünü kullanabilirler. Kesinlikle cildinizi germeyecektir. Çok nazik bir şekilde cildinizi arındıracaktır. Bu dediğim gibi benim başucumda olan çok sevdiğim bir temizleme jeli. Sürekli olarak da kullanıyorum. Bu yazda her zaman yanımda olacak ürünlerden bir tanesi. Şimdi temizleme jeli dedim sabah kullanıyorum. Temizleme jelini tabii ki akşamları da kullanıyorum ama akşamları temizleme jelinden önce yağ bazlı bir temizleyici kullanıyorum. Yağ bazlı temizleyici olarak uygun fiyatlıdan çok sevdiğim, söylediğim, önerdiğim ve alıp kullananların da çok memnun kaldığı bir üründen bahsedeceğim. Bu da Herboderm'in Hello Clean adlı temizleme balmı. Şimdi yüz temizleme balmları birazcık daha katı kıvamlı oluyor ve kullananlar biliyorlar zaten ama elinizle böyle cildinize temas ettiği zaman ısı ile birlikte böyle bir tereyağı gibi eriyerek direkt yüzünüzdeki makyajı ve aynı zamanda da güneş kremini çözmek üzere çalışıyorlar. Hassas ciltlerin kullanabileceği bir ürün pembe kavanozda olan o kadar güzel temizliyor ki gözlerimi yakmadı gözlerimde böyle puslanma yapmadı göz makyajını da çok güzel arındırdı. Harika bir ürün ve kavanozda kocaman, çok küçük bir miktar zaten yetiyor. Uzun süre gidecektir. Fiyat olarak da gayet uygun. Herboderm'in bu yüz temizleme balmanın farklı türleri de var ama ben sadece pembe olanı kullandım ve çok bayılarak da kullandığım için sizlere bunu önermek isterim. Yağ bazlı temizleyici arayanlar mutlaka buna bakmalı. Evet yağ bazlı temizleyicinin arkasından da az önce söylediğim gibi Mia Clinica'nın jelini kullanarak temizlik aşamasını bitiriyorum. Bazen haftada böyle iki akşam üç akşam gibi aşırı yağlıysa eğer cildim o zaman işte e, bu yine Mia Clinica'nın bir de yeşil olan jeli var onu da kullanabiliyorum. O da yağlı ciltler için olan. O birazcık daha böyle yüzümü daha derinlemesine temizliyor gibi bir etkide bıraktığı için onu da kullanıyorum beğenerek. Arkasından toniğe geçiyorum. Tonik olarak çoğunlukla nem vermesi ve cildi yapılandırması bakımından bu ara elimin gittiği Mist gibi de böyle bir sprey ile sıktım. Sürekli kullandığım. E, Centella Asiatica Extract 90 olarak geçen tonik. Bu da Chamos markasının Tony. Bunu çok beğendim. Harika bir tonik. İçerisinde %90 Centella suyu bulunuyor. Ya çok güzel nem veriyor cildinize. Atın bunu çantanıza, bir spreyere doldurun, atın. Yani yazın böyle sürekli yanınızda taşıyın. Cildiniz kuruduğu zaman fıs fıs sıkın. Sahilde olur, dışarıda olur, işte gün içerisinde istediğiniz zaman olur, makyajın üzerine olur, makyajın altına olur, cilt bakım sırasında olur. Sürekli kullanabileceğiniz çok güzel bir tonik bence. Hem cildi besliyor, hem onarıyor, hem nem veriyor. Hepsi bir arada olan harika bir ürün. Bu benim sürekli alacağım ürünlerden bir tanesi. Bayılarak kullanıyorum. Nem veren ve onarıcı olan bu tonikten sonra birazcık daha cildi böyle ölü deriden arındırmak için, birazcık eksfoliye etmek için ve gözenekleri de temizlemek için olan bir tonikten bahsedeceğim. Bu da çok sevdiğim Love It markasının Clarifying adındaki toni. Bu arındırıcı ve gözenek sıkılaştırıcı tonik olarak geçiyor. Hem gözeneklerin içerisindeki kiri, yağı temizlerken hem de birazcık daha gözeneklerin büzüşmesini birazcık daha küçük görünmesinde sağlamış oluyor ve aynı zamanda nazikçe cildin üzerindeki ölü deriden arındırmasına, cildin üzerindeki leke görünümünün yok olmasında destekleyici ürün olarak kullanılmasına ve aynı zamanda da nem verici özellikleri de var. Çok güzel bir ürün. Ben bayılarak kullanıyorum. İsterseniz avucunuza döküp kullanın, isterseniz bir pomuğa dökerek kullanın. Çok etkili bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yazında kullanmaya devam edeceğim ürünlerden bir tanesi. Güneş kreminizi kullandığınız müddetçe ahalardan, behalardan korkmanıza gerek yok yazında rahatlıkla kullanabilir. Ben de Love It'in bu toniğini yazında yine kullanmaya devam edeceğim. Akşam rutinlerimde haftada iki kez yine rutinlerime dahil olacak. Evet şimdi tonik aşamasından sonra geçiyorum serumlara. Serumlardan böyle çok çeşit seçmedim aslında. Hani her çeşitten, her kategoriden, her içerikten bir tane olsun gibi düşündüm. Aslında dönüşümlü olarak kullandığım farklı serumlar var. Burada anlatmadım ama çok beğendiğim serumlar da var tabi. Çok kalabalık olmasın diye tek tek seçerek anlatmaya çalıştım. O yüzden öncelikle niacinamide ile başlayacağım. Niacinamide içeri çok sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Karma ciltliyim. T bölgesi yağlı cildim var. O yüzden niacinamide benim için süper bir içerik. Niacinamide içeren serumlardan da Revolution Skincare'in %10 niacinamide ve aynı zamanda %1 de çinko içeren bu serumuna ben bayılıyorum. Bu elimdeki ikinci şişem bitmek üzere olan şişem. Çok beğendiğim bir ürün. Tekrardan da alacağım ürünlerden bir tanesi. Hatta bunun büyük boyu da var. Onu da bakabilirsiniz. Zaman zaman Revolution Skincare indirime girdiğinde 100 liranın altına falan düşebiliyor fiyatları. Çok güzel bir serum. Gerçekten karma ve yağlı ciltli olanların beğeneceği bir serum olduğunu söyleyebilirim. Gözeneklerden, gözeneklerinin özellikle iri görünmesinden de muzdarip olanlar bu tür içerikleri kullanırlarsa biraz daha derli toplu dediğim gibi büzüşmüş görünmesine de destek olacaklardır. Yazın da kullanılabilir bir içerik. Tabi yine de her şekilde güneş kremimizi kullanmayı unutmayın. Niye sinemitten sonra geçiyorum C vitaminine. C vitamininden iki tane üründen bahsedeceğim. Bir tanesi saf C vitamini içeriği olacak. Diğeri de türev C vitamini içeriği olacak. Saf C vitamini ve türev C vitamini arasındaki farkı ve ne gibi ürünler olduğunu ben daha önce çok detaylı bir video içerisinde anlatmıştım. O videonun linkini bırakacağım. Arzu edenler oradan izleyebilirler. Saf C vitamini nedir? Türev C vitamini nedir? Hangi serumlarda nasıl bulunuyor? Nasıl kullanılması gerekiyor? Hepsini o videoda göreceksiniz. Şimdi ben bu video içerisinde de sizlere bir tane saf C vitaminli olan uygun fiyatlı içeriklerini beğendiğim, cildimde de uyguladığımda etkilerinden de memnun kaldığım bir serumdan bahsedeceğim. Herba Dermin saf C vitamini içeren serumu. Yüzdesi içerisinde yüksek olan ve aynı zamanda kullandığımda cildimdeki etkilerini, aydınlanma etkilerini, anti-aging etkilerini çok beğendiğim bir serum olmuştu. Birazcık böyle sürdüğünüzde hafif bir yağlıymış gibi gelse de uygulama sonrasında cildinizle bütünleştikten sonra ona birazcık böyle 15 dakika gibi zaman verdikten sonra cildinizde oturduğunda bu yağlı hissiyat asla kalmıyor. Ben cildimde uyguladığımda kesinlikle etkilerin çok beğendiğim bir ürün olmuştu ve bu video içerisinde de ekleyerek sizlere bildirmek istedim ki uygun fiyatlı saf C vitamini içeren serumlarda olduğunu hatırlamanız için. Diğer ürüne geçersem eğer bu da türev C vitamini formunda ama etkili bir türev C vitamini bulunan ciltteki aydınlanma etkilerini bariz bir şekilde gözleyebileceğiniz güzel bir serum. Bu da Mia C vitamini içeren serumu. Bunu zaten çok anlattım. Bu elimdeki üçüncü şişe o kadar çok severek kullandığım bir serum ki bu. Yaz döneminde de rahatlıkla kullanabileceğim ürünlerden bir tanesi olacak. Ben C vitamini her sabah kullanıyorum. Bazen saf C vitamini oluyor bu bazen türev C vitamini oluyor. Mutlaka sabah rutinlerimde oluyor ve arkasından mutlaka güneş kremi geliyor. Hassas ciltliyseniz ilk kez başlayacaksanız türev C vitamini olan bu gibi ürünlere yönelmeniz daha faydalı olacaktır. Saf C vitamininin etkileri biraz daha yüksek gibi görünse de hassasiyet bakımından bazı ciltlerde sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden türev C vitamininden de benzer performansları elde edebiliyorsunuz. Benim de bu anlamda beğendiğim bir serum olduğu için Mia Klinika'nın C vitamini bu videoya da dahil etmek istedim. Geçiyorum başka bir seruma. Bu da arbutin. Alfa arbutin yine lekeleri açma yönünde etkili olan içeriklerden bir tanesi. Arbutini ben sabah rutinlerimde kullanıyorum. C vitamininin arkasından biraz zaman verdikten sonra arbutin uyguluyorum. Arbutin olarak da yine tahmin etmişsinizdir. The Pure Solutions'ın arbutin serumu. Gerçekten çok beğendiğim şişe şişe bitirdiğim ürünlerden bir tanesi. Biraz böyle hafif bir jöle kıvamında. Sürdüğünüzde yüzünüze böyle çok su gibi akışkan değil. Ama çok güzel etkileri var. Cilt aydınlanmasında özellikle kırmızı sivilce lekelerin çok çabuk iyileşmesine destek oluyor. Aynı zamanda güneş lekelerinin azalmasına da fayda sağlıyor düzenli kullanımda. Eşlik etmesi bakımından C vitaminiyle birlikte kullanılabilir. E ayrıca yine bunu da desteklemek adına niasinamid de kullanabilirsiniz. Niasinamid, C vitamini, arbutin ve tranexamik asit aynı zamanda tabii ki retinol ve ağları da uygun bir kombinasyonla rutinleriniz içerisinde kullandığınız zaman güneş lekelerinizin bile Birazcık daha böyle açılmaya başladığını gözlemleyeceksiniz. Ancak biraz zaman ve düzenli kullanım da gerektiğini tekrardan hatırlatayım. Ve ne yaparsanız yapın mutlaka güneş kremini her sabah kullanmayı unutmayın. Bu arbutin de yine lekeleri açma yönünde ve cilt aydınlanma yönünde çok güzel etkileri olan bir serum olduğu için, benim de başucumda olduğu için ve yine bu yazda kullanacağım için sizlere bu video içerisinde anlatmak istedim. Şimdi geçelim bir de hyaluronik asit serumuna. Hyaluronik asit bildiğiniz gibi cilde nem vermek, nemi çekmek, dışarıda ortamdaki nemi cilde çekmek ve cilde hapsetmek adına çok güzel bir içerik. Zaten doğal olarak da bizim cildimizde bulunuyor. Dolayısıyla cildimize yabancı olan bir içerik olmadığından çok çabuk kabullenebiliyor cildimiz. Ben hyaluronik asidi her gün düzenli olarak kullanıyorum. Ama sabah oluyor ama akşam oluyor bazen hem sabah hem akşam oluyor bazen kullandığım başka ürünlerin içeriklerinde de bulunabiliyor. Hyaluronik asit benim çok sevdiğim bir içerik. Shivek markasının hyaluronik asit serumundan bahsedeceğim. İçeriklerinde %2 hyaluronik asit ve aynı zamanda %5 de B5 vitamini bulunuyor. Bunun dışında içerikler niacinamide ve propolisle de desteklenmiş çok güzel bir serum. Cildime nem vermesini etkilerini çok beğendiğim bir ürün oldu. Hyaluronik asidi sabah akşam düzenli olarak sürekli kullanabilirsiniz. Yazın da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve anlattığım bütün içeriklerle birlikte kullanılabilecek bir serum olduğu için de rahat rahat kaygısızca acaba bir araya geldiğinde sıkıntı yaratacak mı diye düşünmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir tek şunu söyleyeceğim. Bazen bazı ortamlarda veya cildi çok kuru olanlarda direkt kuru cildiniz üzerine sürmek yerine önceden böyle bir Termal su spreyi sıkabilirsiniz veya yüzünüzü yıkadıktan sonra böyle hafif birazcık daha nemli bırakabilirsiniz ve onun üzerine hiyaluronik asit uygularsanız eğer daha fazla nem çekecektir yüzünüze ve bu şekilde de Cildin daha dolgun görünmesine de destek olacaktır. Dediğim gibi Hyaluronic Acid benim olmazsa olmazlarımdan Shivek markasının bu Hyaluronic Acid serumunu da kesinlikle tavsiye ederim. Çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Buradan geçiyorum peeling ürünlerine. İki tane peeling ürününden bahsedeceğim. Serum olarak yine önereceğim AHA-BHA Peeling Solution. Fakat diyeceksiniz ki yazın bu kullanılır mı? Aslında kullanılır. Evet güneş kremi dediğim gibi kullanıyorsanız düzenli yazın AHA-BHA Peeling Solution'ları da kullanabilirsiniz. Ancak biz hani böyle yazın kullanılmayacak ürünler diye söylerken hani çok sadık kalamıyorsanız güneş kremini 2-3 saatte bir yenileyemiyorsanız o zaman kullanmayın. Ama ben buna çok sadık kalıyorum. Çantamdan çıkarıp çıkarıp güneş kremi sokakta bile olsam rahatlıkla sürüyorum. O yüzden hiç çekinmiyorum da bundan. stick olsun veya elime sıktığım bir krem olsun. Hemen bunu uyguluyorum. Dolayısıyla siz de eğer benim gibiyseniz uygulamayı bu şekilde yapacaksanız o zaman AHA, BHA Peeling Solution'ları da kullanabilirsiniz. AHA, BHA Peeling Solution olarak çok daha önceleri sizlere The Ordinary'den %30 içerikli olan üründen bahsetmiştim. Onun uygulama videosunu hazırlamıştım. Çok severek kullandığım bir ürün aslında. Etkilerini de çok beğeniyorum. Fakat yazın hani %30 yüzdeler biraz fazla olacağı için Shivek markasının yeni çıkardığı %10'luk olan bir Peeling Solution var. Bunu çok beğendim uygulamada. %30'luk kadar böyle cildi fazla irite etme potansiyeli olmayan %10 içerikli AHA'ya sahip olduğu için daha nazikçe peeling yapan bir ürün. Fakat yapmanız gereken dediğim gibi şu. Bunu akşamları uyguluyorsunuz rutininizde. Ertesi gün sabah rutininizin sonunda güneş kremini unutmayın ve 2-3 saatte bir de yenilemeyi ihmal etmeyin. Bu tabii ki sadece hemen kullanımın arkasındaki gün kullanayım, ertesi gün tamam bir daha kullanmasam da olur güneş kremini gibi düşünmeyin. Düzenli olarak artık yani diş fırçalamak gibi düşünün. Öyle diyeceğim. Sürekli olarak yapılan bir şey gibi her gün o güneş kremi uygulamanız gerekiyor. Buna sadık kalamıyorsanız o zaman bu ürünleri bir kenara kaldırın. Kışın belki daha ideal olabilir sizin için. Ben yazında düşük yüzdeli olan aha ve haları aslına bakarsanız kullanmaya, aralıklı olarak kullanmaya devam ediyorum. O yüzden de bu Shivek markasının Red of Love adındaki %10 aha ve %2 BHA içeren bu ürünü kullanmaya devam edeceğim yazında. Bir başka peeling ürünü ise diyelim ki cildiniz çok hassas ve bu tür böyle aha bha peelingleri yoğun olanları kullanamıyorsunuz. Enzim peeling kullanabilirsiniz o zaman. Enzim peeling olarak da yine çok sevdiğim The Pure Solutions'ın bir enzim peelingi var. Bu da yazın rahatlıkla kullanılacak olan içeriklerden bir tanesi. İçerisinde 0.6 azelik asit ve yüzde 0.6 malik asit bulunuyor. Yüzdeleri düşük olan asitler enzimlerle desteklendiği için cildinizdeki peelingi nazikçe yapan bir ürün. Toz bir ürün bu İçerisinden kaşığı çıkıyor tahta bir kaşık onu böyle avucunuza bir miktar alıp avucunuzda ıslattıktan sonra birazcık suyla birleştirip sonrasında yüzünüze bir güzel oluşturarak peelinginizi yapıyorsunuz ve sonra duruluyorsunuz. Arkasından serumlarınızla rutinlerinize devam edebiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir ürün, içeriklerini de beğendiğim bir ürün, güzel de bir ürün, yazın da kullanılabilecek bir ürün. O yüzden bunu da yine dediğim gibi hassas ciltlere yazın peeling de yapmak istiyorum diyenlere tavsiye ederim. The Pure Solutions'ın azelik asit ve malik asit içerikli enzim peelingi. Geçiyorum artık nemlendirici ve göz kremine. Göz kremi olarak bir tane üründen bahsedeceğim. Yine daha önce söylemiştim. Revolution Skincare'in ginseng içerikli olan göz kremi. Ne vermesini çok seviyorum. Göz çevremde herhangi bir yanma yapmadı. Sabah akşam kullanabiliyorum. O kadar güzel nemlendiriyor ki üzerine gelen böyle concealer kapatıcılarımın da Rahat bir şekilde cildime uyumunu sağlıyor. Altındaki çizgilere kapatıcılarım kesinlikle dolmuyor. O yüzden de çok seviyorum. Benim cildime göre nem vermesi başarılı olan bir ürün. Ginseng'in de yine etkileri, anti aging etkileri güzel olduğu için kullanmaktan memnunum. Çok çabuk da bitmiyor. Böyle küçük göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok az bir miktar uygulamak yeterli oluyor. Nemi çok güzel verdiği için minacık bir miktar kullanıyorsunuz. Ve çok uzun sürede gidecek olan ürünlerden biri. Göz kremi olarak bir ürün arıyorsanız mutlaka bakmalısınız. Ginseng içerikli Revolution Skin Care'in bu göz kremi yaz favorilerimden bir tanesi. Geçiyorum buradan nemlendirici kremlere. Şimdi bir tane nemlendirici krem var. Yine söyledim daha önce de Dermalex'in prebiyotik içerikli olan bu yüz kremi. Hep böyle hassas ciltli olan ürünleri toplamışım önüme. Bu da hassas ciltlere uygun olan bir ürün. Hassas ciltler için diyor ama hassas ciltlere göre olan bu ürünleri bizler de tabii ki hassas ciltli olmayanlar da kullanabiliriz. Kaldı ki dönem dönem hepimizin cildinin hassas olduğu dönemlerde olabiliyor. Ben bu kremden çok memnun kaldım. Bu Dermalex'in Sensitive Balance serisindeki hassas likit krem olarak geçen ürünü. Bunu daha önce anlattım. Ayrıca Dermalex videosunda da göstermiştim. Yine izlemeyenler için linki bırakacağım ben. Çok incecik bir krem, böyle süt gibi, çok çabuk cilde emiliyor. O kadar güzel losyon kıvamında bir ürün ki, gördüğünüz gibi böyle sürdükten sonra da arkasında hafif böyle nemli bir bitiş bırakıyor. Cildimin üzerindeki bu nemli, kaymaksı hissiyatını ben çok seviyorum. Sabahları mesela yüzümü yıkadıktan sonra işte serumu vesaire uyguladıktan sonra en son aşamada bunu sürdüğüm zaman böyle üzerine gelen güneş kremini de daha iyi bir şekilde cildimde tutuyor. Mesela o güneş kremi bazen serumların üzerine direkt nemlendirici uygulamadan uygularsam bazen bazı güneş kremlerinde veya altına uyguladığım serumdan kaynaklı hafif böyle bir silgi gibi olabiliyor. Fakat böyle yumuşak bir krem uygulayarak üzerine güneş kremini uyguladığımda o silgi gibi olma olayını da yaşamıyorum. O yüzden de seviyorum. Prebiyotikler içermesinden dolayı da seviyorum. Sabah akşam kullanılabilecek ince yapılı Nazik bir krem olduğu için de seviyorum. Yazın da cildi yağlandırmayacak bir krem olduğu için de seviyorum. Yazın da kullanacağım. Sizlere de tavsiye edebilirim. Şimdi buradan geçiyorum. Onarıcı kremi. Yazın onarıcılara çok ihtiyacımız olacak. Çünkü güneş kremi kullanıyoruz. Fakat işte yaz tatiline gidebilirsiniz veya gitmeseniz de işe giderken sokaktaki zaman içerisinde. Güneşe çok daha fazla maruz kalıyoruz. Güneş kremi ne kadar kullanırsak kullanalım ve buna dikkat edersek edelim yine de güneşin etkileri çok daha yoğun olduğu için ve ortamın ısısı da çok fazla olduğu için cildimiz çok daha fazla nem kaybediyor ve cilt bariyerine çok daha fazla zarar verecek duruma gelebiliyor. O yüzden bu bariyer onarımı için de yine sizlere Mia Klinika'nın çok sevdiğim bariyer onarıcı ve nemlendirici kreminden bahsedeceğim. Bayılıyorum bu kreme zaten görüyorsunuz ne kadar çok kullandığımı. Sürekli bahsediyorum. Instagram'da da ekliyorum bunu. Ya bu ilaç gibi bir ürün. İçerisinde seramikler, skuelen, hyaluronik asit, koenzim Q10 var. Ya yok yok pantenol var. O kadar güzel bir ürün ki cildi kesinlikle onaracak nefis bir ürün. Mesela tatile gittiniz diyelim ki işte deniz, güneş vesaire. Akşam geldiniz cildinize, duşa girdiniz, çıktınız yüzünüze sürün bunu. Mis gibi yani gerçekten cildinize çok iyi gelecek olan bir ürün. Ben akşam nemlendirici olarak genellikle bunu kullanıyorum. Hem o gün içindeki bütün o yorgunluğu vesaire de yüzümden almış oluyor ve gece uyurken onarılmasına da destek oluyor. İsterseniz sabah da kullanabilirsiniz ihtiyacınız dahilinde. Çok severek kullandım ve yağlandırmayan harika bir ürün. Şimdi şöyle bunun da yapısını göstereyim size. Bu az öncekinden birazcık daha yoğun yapıda böyle krem krem sürüyorsunuz. Asla beyazlık bırakmadan çok çabuk hemen dağılan ve böyle yumuşacık çok da incecik. Hiç böyle rahatsız etmeyen çok güzel böyle bir çiçeksi bir kokusu da var. Cidde çok güzel duruyor. Az öncekinden daha mat bir görünümü var. Böyle çok yağlı yağlı bir görünümü yok. O yüzden bu ürünü mesela bariyer onarıcı bu kremi dilerseniz gündüz rutinlerinizde kullanıp makyaj altında bile uygulayabilirsiniz. O kadar güzel bir ürün. Ben bunu dediğim gibi yazın çantadan eksik etmeyeceğim. Sizlere de önermek istedim. Bu video içerisinde de bulunsun istedim. Aynı zamanda Fiyat olarak da uygun fiyatlı bir ürün olduğu için, performansı da yüksek olduğu için mutlaka bakmalısınız. Ve son ürünüme geçiyorum. Bu da böyle hani bazen sivilce çıkar, işte nereden çıktı bu sivilce deriz, hemen onu böyle bir yatıştırmak için bir şey sürmemiz gerekir. Veya işte çıkacağını anladığınız anda hemen sürersiniz, onun çıkmasını engellersiniz. İşte böyle bir üründen bahsedeceğim. Bu da Chamos markasının Repair Cica Centella Cream adlı ürünü. Bunu da çok anlattım. Bunun bir de küçük boy çıktı şimdi. Denemek için veya çantada taşımak için, seyahate giderken yanınızda götürmek için isterseniz ona da bakabilirsiniz. 10 mg boyunda olan küçük boy var. Bir de böyle büyük tüpü var. Büyük tüp benim için çok büyük avantaj oluyor tabii ama bu da çantaya at taşı harika bir ürün. E, yüzümde böyle bir sivilce çıktığını hissettiğimde sadece o bölgeye de sürebiliyorum. Bazı akşamlarda tüm yüzüme nemlendirici krem gibi sürebiliyorum. Bu tamamen hani o cildimin ihtiyacına göre dengeleyerek uyguladığım bir yöntem oluyor. Ve sabah uyandığımda da yatıştığını, sakinleştiğini, kızarıklıkları aldığını, sürdüğünüz anda kızarıklığının tonun değiştiğini gözlemleyebileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. O kadar seviyorum. İçeriğinde centella asiatica bitkisinin oranı çok yüksek. E, %60 oranında centella asiatica bitkisinin suyunu bulunduruyor. Aynı zamanda diğer içerikler bakımından da hem cilde aydınlatmaya hem yaşlanma etkilerini birazcık yavaşlatma yönünde... Hem de kuru ciltleri nemlendirme, hassas ciltleri yatıştırma yönde etkileri olan harika bir ürün. Bu da yine atın çantaya fiyat performans ürünlerinden bir tanesi mutlaka her evde bulunması gerekiyor bence. Evet birçok üründen bahsettim ve videonun sonuna geldim. Aslında birkaç tane ürün daha var ama böyle çok 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 fazla uzatmak istemedim. Onları da başka videoya toparlarız. Başka video içerisinde yine anlatırız. Sizlerin de başka merak ettiğiniz ürünler de varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Onları da başka video içerisinde yine deneyimledikten sonra anlatırız. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım keyifle izlemişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta düzenli olarak 2 gün yayınladığım videolardan ben video yayınladığım anda size de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.